Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emrah. Bugün yine bir Farming simülasyon oyundayız. Arkadaşlar kanalıma destek olmak amaçlı abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Şöyle söyleyeyim. Ekim hazırlığına başlamıştım. Hatta şuradaki göreceksiniz burgu vagonlarını doldurmuştum ben. Daha önce siz görmediniz bunu, daha doğrusu da video dışında olurdum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. O dünkü bir otun biçtiğimiz tarlayı ben sürümünü yaptım video dışında. Şunu döndürebilsek çok iyi olacak. Şöyle yapalım. Aynen döndü. Ya traktörün bir boyuna bakın. Bir de arkadaki remorkun cüssesine bakın. Bir tane şöyle bir mod buldum. Havadaki müzeri. Onu indirdim. Hop hop hop. Neyse, sen bu taktığın hiç bir şey değil bu. Biz şöyle yapalım. Şimdi şu havalı mibzeri takalım bu traktöre. Çeker diye düşünüyorum. Bu çekemezse Timo'dan traktörümüzü takarız makineyi. Şimdi şöyle doldurma yapalım makinenin. Çok fazla bir şöyle söyleyeyim, büyük bir deposu yok. Zaten şöyle zaten görürsünüz. Traktörleri bayağı bir yokluyor. Sıkıntımızın taşımızı burada kaldıydı. Dünkü aldığımız yani indirim modda, tanıtım modda pulu kadar sürümünü yaptım. Yalnız yara o kadar çok sertti ki hani sanki hiç pulu görmemiş gibi traktör devirecek seviyesine gelmişti. Şöyle deneyelim bakalım bir. İndirelim. Belki başlayalım. Nasıl kılavuzumuzda bir etkisi olmayacak gibi gözüküyor ama. Şöyle bakalım. Yok yok olacak arkadaşlar.
Evet, şu şekilde bir ekimimizi sağlayalım. En azından bizim buralarda olduğu şekilde gibi yapalım. Yalnız 265 traktörümüz buna yetersiz mi geliyor? Tam anlayamadım makine için ama. Şöyle yapalım ya. Bir Timos'a getir, Timos'a takalım. Tamam, makine çalışıyor. Çalışırken boşanamayacak. Tamam. Makine şöyle dursun. Hatta fazla şey etmeyeyim, ben şu Tümasa'nın yol üstündeyiz zaten. Onu alıp geleyim ben. Maksima'yı deneyelim bir de bakalım. Nasıl yapacak? Zaten ya şu an gübreli. Çim ekili, çim ekili olduğu zaman genellikle gübre oluyor yer. Tamam, şu tarafa burada kalsın. Şimdi hatta şu yanaş yaptık. Şunu sökebilecek miyiz burada? Yok, doğanlar pulu sökemiyoruz. İndirelim. Tamam. Fazla zaman kaybolmaması için direkt şöyle geçiş yapacağım. Yani iyi olmalı, kullanmadan direkt geçiyorum. Bakın, farkındaysanız yol sürdüğünü süreceğimi söylemiştim. Yolu sürdüm. Evet, tarlayı fazla uzatmadım, marşa doğru uzatmadım. Zaten takdirde görürsünüz, çok zıplıyor. Biraz engebesi bozuk yerin. Ama bu pulukun sürümünden de kaynak olabilir. Evet, şöyle düzgün bir şekilde yanaşalım. Tamam. Yok, normal hızlıymış zaten bu, 10-12 kilometre. Hatta farkısından daha çekiyormuş. Neyse, sıkıntı yok. Bu taktik, bunu devam edelim artık arkadaşlar. Evet, çift çeker traktör daha da çekmesi gerekirken sanki biraz zorunlu gibi geldi bana. Neyse, otları falan ayırt etmeden geçelim. Evet, şöyle yapalım. Yani yastık başı yapmayı düşünüyorum aslında. Ama bu tarlaya nasıl yastık başı uyduracağım onu tam kestiremedim. Şöyle birkaç kere gidip gelelim. Durma, gene yastık başını çeviririz. Şöyle kılavuz üzerine gidelim. Bir de dünkü yaptığımız organ gübreyi az önce bir tane video çekecektim ama olmadı, video boşa gitti. Atmayı denedim. Yalnız organ gübre için nasıl bir araç gereç kullanacağımı bulamadım. O aldığımız katı gübre römorku de dağıtıcı da işe yaramadı. Ve onu sattım işe yaramadığı için. Denedim, olmadı, almadı içine gübreyi.
Karışık gece denedim. Karışık gece yüklemedi. Artı ön yükleyici denedim kepçeyle. O da yüklemedi. Baktım gördüm iş yapmayacak. Direkt satışını yaptım. Mağazaya gittim. Baktım başka ekipmanlarla nasıl bir şey atabilirim diye. Ama hiçbir ekipmanı bulamadım ona uygun. Deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik ona bir şey yapmadım. Hatta size ben bir şey göstereyim, göstermek istiyorum onunla ilgili. Neyse şu makineye yazan bir deposu boş alsın. Çuvalı dolu mu deneyeceğiz bakalım. Çuvalı dolacak mı? Dolarsa öyle göstereyim size bir de. Yalnız şöyle bitki büyümesini yavaş alayım çünkü düzensiz büyüyor bitkiler. Hadi. Bilgisayar birazcık ağırlaşıyor. Şimdi neredeydi o? Bitki büyümesi hızlı değil. Yavaş olsun. En azından çıkan bitkiler düzgün çıksın. Yani şöyle söyleyeyim, bunu büyük ekipman kullanmadan staj yapmak istiyorum. Hatta şöyle bir şey. Hangi taktiğimizi? Büyük ihtimal Ferguson 7000 serilerinden bir tanesini yaparız. Sılajını. Ufak bir sılaj makinesi var elinde. 2.2 metrelik. Tamamen bize verdiği sılaj makinesi. Onu kullanmayı düşünüyorum sılajda. Zaten tarla büyük bir tarla değil. Ardından Timosuan takarız. Önüne sılaj makinesi, arkasına Timosuan römork. Bununla birlikte sılajımızı yapıp taşırız diye düşünüyorum. Ya da onun için de şöyle bir şey yapsak. Yine traktörün aksine bir ağırlık takarım. O ayrı bir traktör gitse. Diğeri de römorklarını çeksem, bir traktör mü getirsem. Onu bilemedim ama. Yine bakacağız bakalım arkadaşlar. Şimdi onu bu videoda yapamayacağız. Makinenin deposu biraz küçük olduğu için tek sefer ekmeyecek bunu. Büyük ihtimal 200 sefer ekecek makine. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle az bir geri alayım. Şöyle bir kapak fotoğrafı çekmek istiyorum. Evet. Devam edelim ekibimizle. Kapak fotoğrafını aldım. Bu arada sizden ricam arkadaşlar. Videolarımı bakıp da geçmeyin. Mümkün olduğunca en azından bir 4 dakika izlemenizi rica ediyorum sizden. Yani biraz izlenme oranım yükselmesini istiyorum. Bir de videoyu izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsunuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar beğendiyseniz videomu kesinlikle like atın. Ve kanalıma destek olmak amaçlı tekrar söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun diyorum en azından size. Yani abone sayımı arttırmayı düşünüyorum. Yaklaşık 1000 abonemiz olsun. Hadi 2000 abonemize yakın. Yani güzel bir size için de gene başka farklı farklı içerikler üreteceğim.
Kendisine üretmeye devam ediyorum çiçekleri. Birkaç şu anda oynadığımız 3 oyunumuz var. Yani tabii diğerlerini de özen gösteriyorum ama daha çok kanalım farmik ağırlıklı olacak. Ve simülasyon oyunları olacak kanalımda. Farklı bir oyunlarda oynarız ilerleyen zamanlarda ama şu anda kanalda sadece simülasyon oyunu oynamayı düşünüyorum. Zaten oyun kanalı bu. Ve dediğim gibi kanalda daha çok farmik ağırlıklı olsun istiyorum. O yüzden farmik videolarım daha çok ağırlıklı geliyor sizlere. Ama tabii ki şöyle bir şey söyleyeyim. İlla ki de farming olacak diye bir kaydı yok. Ama ben daha çok farming ağırlıklı çekmeyi düşündüm. Daha doğrusu beğendiğiniz başka oyunlar varsa onları tavsiye ederseniz onları da kanalımda oynarım. Sizlere de gösteririm. En azından şu an şu internet sıkıntımı çözene kadar şöyle tek başıma takılıyorum. İnternetteki sıkıntım düzelirse multiplayer yapacağım bu oyunlarda. Ha, var öyle yapmak isteyen arkadaşlarımız var ama maalesef ki internetten dolayı ben giremiyorum. Yani çok ağır bir şekilde kasıyor. Şöyle söyleyeyim mesela ben şu anki videolarımı saat 3-4 gibi çekiyorum. Ama yüklenmesi biraz geç oluyor. Akşam 9'u buluyor. 12'yi buldu oldu. Yani en azından dünkü videom yaklaşık bir 4 saatte zor yüklendi. Ha, şu böyle geldik. Şurada bir yastık başı bir şey yapalım şuraya. Umarım makine şu başa yeter. Daha sonra yine çiftle geçelim. Yapabilirsem şey göstermez size. Aynen burada bitti. Tamam. Neyse bu kalsın burada. Direkt şöyle kısa yoldan geçelim şuraya. Haydi dön. Dön. Bakalım burada şey yapabilecek miyiz? Çuvallama yapabilecek miyiz bu gübreyi? Bakın hatta şöyle söyleyeyim. Karşı yükleyicide gübrelerim kaldı. Zaten ekleme yaparsa şunu içine boşaltacağını düşünüyorum. Yok. Maalesef arkadaşlar. Boşaltamıyoruz gördüğünüz gibi. Yani bununla ilgili ne yapacağım bilmiyorum ama satış yapabilir miyiz? Onu da bakayım bir. Şimdi şöyle yavaş yavaş kaydıralım. Ne var ne yok bir görelim. Şu. Hayvan satıcısını satabiliyoruz. 354 Euro'dan. Başka bir işe yarıyor mu acaba ya? Onu bilmiyorum.
Yararsa diye satmak istemiyorum şu anda. Bakın şöyle kepçeyi de getirdim buraya ama bir işe yaramadı. Ya şu döktüğüm en azından parça bir toplayayım yerden. Bir programın modu daha indirdim. Onu size göstereyim. Bu indirdiğim modları oyunun resmi mod sitesinden indirdim. Orada bulabilirsiniz. Aynı şekilde vekil makinesi olsun. Bir tane sıyırgı indirdiydim. Onu da oyunun resmi mod sitesinde. Bak şurada bıraktım. Şurada. Sen çok ürünlerimi getirdim. Buraya indirdim. Şöyle göstereyim ben size. Bakın bir tane Ford kargo kamyonumuz burada var. Bir tane daha indirmiştim ama onu yüklemedim acaba diye düşündüm kaldım. Ford Cargo indireyim bir tane ama onu yüklemeyi unuttuk mu acaba ya da oyunda etkinleştirmeyi mi unuttum diye düşündüm kaldım. Ha, bu balya kamyon oldu. 23.000 kapasite. Yok bu değil ya. Yok, bu değil arkadaşlar, bu değil. Önce buraya mı attı? Ne attığını tam bulamadım ama. Başka kamyon modu var mı diye bakıyorum. Çeşitliye bakalım şöyle. Yok maalesef burada yok. Araçlar atmış olabilir mi? Sanmadım. Burada yok. Yok arkadaşlar yok. Ya bilgisayarım kabul etmedi bunu. Ya da oyunda etkinleştirmeyi unuttum onu. Şöyle bakalım Ford markasından. Yok arkadaşlar. Maalesef. Neyse arkadaşlar, en azından bugünlük de şu kadar ufak bir iş yapmış olalım. Mısır ekimini yaptık diyelim size. Yani bunun devamını o makineyle yaparım büyük ihtimalle. Ya da yapmazsam da şuradaki büyük makinemi alıp zaten tarla ekimine başlayacağım. Ama video dışında yapmayı düşünüyorum. Onları ekeceğim bugün. Bakın şöyle bir ufak slime makinesini görüyorsunuz. Bunu aldım. Buna biteceğim bu tarlayı. Bir de şöyle oyunun kendi resmi mod sitesinde şöyle bir mod buldum. Hem yakıt taşımak için bir tanker hem de araç bakım istasyonu şeklinde bir araç buldum. Ve bunu da indirip satın aldım bunu. Yani çok bir para tutmadı. 21 bin dolar mı ne tutuyor? Bunu da satın aldım. En azından tarlada ya da tabii tarlada en azından makinenin sağ tarafının yakıtı bittiği zaman bununla getirip direkt yakıt takviyesi yaparız. Tekrar çiftliğe gel ya da benzin istasyonuna git gel yapmayacağız. En azından bunu onun biteceği zaman taşırız. Şu kamyonu satmayı düşünüyorum.
O dediğim gibi Ford Camino bakacağım. Eğer onun da şöyle bir tır modu varsa içinde, hani onu da almayı düşünüyorum. Hatta o Ford kamyon şöyle gösterebileceğim, varsa eğer göstereceğim size. Yok, yani şunun gibi, şuna benzer bir uzun kasası var şöyle. Ama sırtında kasası yok. Şase de uzun şase. Hani kasaları da sonradan üzerine konulan bir kasa şekli vardı. Yani şöyle göstereyim ben size. Örnek veriyorum, bu şekilde bir kasası vardı. Ayrıyetten römork şeklinde bir kasası vardı. Nasıl göstereyim size şimdi, örnek veriyorum mesela. Yani şöyle bir kasası vardı. Tek alaka yok tabii ki, düşünün. Kasa sökük halde. Onun üzerine oturtmalı şekildeydi. Bakın şu şekilde kasası vardı. Şöyle yapabiliyorduk, bunu yapabiliyorduk. Artı şöyle mesela yukarıda da göstereyim. Bacakları olduğunu düşünün. Tek alaka yerine. Kamyonun altına girip kasayı alabiliyor. O şekilde bir özellikleri vardı. Ama dediğim gibi şu anda onu büyük ihtimalle etkine hale getirmedim. Ya da bilgisayarım kaldırmadı. Desteklemedi de o modu. Yani umarım düzeltebilirim. Düzeltirsem yine göstereceğim size. Yani dediğim gibi arkadaşlar, şimdi bu kadar olsun videom. Fazla uzun olmasını istemedim. Kanalıma tekrar abone olmayı unutmayın. Yani biraz da resmi işlerim var. Onları edeceğim bugün. Fazla hani videoya yönelemedim. Malum bugün Arefe. Yarın mübarek Ramazan bayramımız. Yarın yine görüşmek üzere, görüşeceğiz. Arkadaşlar tekrar size edeceğim. Kanalıma abone olmayı, videomu paylaşmayı ve videomu like atmayı unutmayın. En azından arkadaşlar, videomu açtığınız zaman da en azından bir 4 dakika izlemeniz benim için yeterli olacaktır. Tamamını izleyememişseniz de. Ama tamamını izlerseniz daha çok sevinirim. Şimdiden hayırlı Ramazanlar, hayırlı Arefeler diliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi günler.